Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bir motif anlatımı yapmak istiyorum. Elimde görmüş olduğunuz bu yuvarlak motifi hep beraber yapacağız şimdi. Ben severek yaptım. Umarım siz de severek ve keyifli örersiniz. Bu motif için kullandığım ip, ören bayan perde, koton bir ip. Şu, kalın değil. Yumuşak da oluyor dokusu. Tığım da 7 numara 1.3 milimetre. Şimdi hazırsak başlayalım. İpimizi aşağıya bırakalım. Önce bir ilmek oluşturup sonra 10 zincir çekiyoruz. Yuvarlak yapacağız bu zincirlerimizi. İlk zincirimize batıp kaydırma yöntemiyle bağlıyoruz. Burada bir zincir çekelim. Bu yuvarlağın içerisine sık iğneler yapacağız. 1 2 3 4 toplam 16 tane. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Şimdi burada ilk yaptığımız sık iğneye kaydırma yöntemiyle batıp yuvarlağımızı tamamlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektik. Tığımıza bir kere doluyoruz. Bir atlayıp ikinciye ikili trabzan. 5 zincir tığımıza doladık. Bir atlayıp ikinciye ikili trabzan. 5 zincir tığımıza doladık. Bir atladık ikinciye ikili trabzan. Bu şekilde 1 2 3 tane oldu. Hepsini tamamlayalım, gelelim. Sıra sonunda burada 9 zincir çekmiştik. 5'er zincir var aralıklarda. 1 2 3 4 5.'ye batıyoruz. Bakın burada 5 tane kaldım. 1, 2, 3, 4, 5 kalmadı. 4.'ye batalım. 4.'ye batalım. Böylece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yuva oluşturduk. Şimdi burada bir zincir çekip ilk yuvaya bir sık iğne batalım. 15 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şu en alt zincirimize batıp kaydırma yöntemiyle bir yuvarlak oluşturduk. Şöyle örgümüzü çeviriyoruz tersine. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Hemen burada gördüğümüz boşluğa bir sık iğne. Hiç zincir çekmeden örgüyü çeviriyoruz ve iki dolayıp üçten kapattığımız trabzanlar yapacağız. Üç
Bu yuvanın içini dolduracağız. 4 5 6 Evet, yuvanın içine toplam 25 tane 2 dolayıp 3'ten kapattığımız trabzanları yapıp gelelim. Toplam 25 tane 2 dolayıp 3'ten kapattığımız üçlü trabzanlarımızı yaptık. Buradan başlamıştık. Aynı yuvaya hiç zincir çekmeden bir sık iğne yapıyoruz. Yaprağı bitirdik ve oraya sabitledik. Şimdi yine zincir çekmeden bir sonraki yuvaya geçip bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir çektik yine. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Kaç tane? 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu ikincisi. İkinciyi yapıyoruz şu anda. Yine dip noktaya kaydırma yöntemiyle batıp bir yuvarlak oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Şimdi bunu bu motifin yaprağın arkasında kalacak bir kısmı o şekilde yapmam lazım. Ters çeviriyorum örneğimi. Birinci yaprağın hemen dibindeki zincire batıyorum sık iğne. Bana en yakın olana, öbür tarafa gitmiyorum. Yine hiç zincir çekmeden iki doladık, örgüyü çevirdik. Bu yuvarlağın içini dolduracağız. Üçlü trabzanlarda iki doladık, battık. 1, 2, 3'ten çektik. Evet, toplam 4 tane yaptık. Yaprağı yine aynı şekilde doldurup bir üçüncü yaprağı da beraber başlayalım. Sonrasını zaten siz yaparsınız en sonuna kadar. İkinci yaprağı bitirip gelelim. Bir sonra yaptığımız yaprak bir önceki yaptığımız yaprağın arkasında kalacak şekilde yapıyoruz. Şöyle birbirine gelerek gidecek yapraklarımız. Şimdi bu yuvadan başlamıştık yaprağı yapmaya. Yine bu yuvaya batarak sabitliyoruz yaprağımızı. Her yuvaya bir yaprak. Sonra geçiyoruz 3. yuvamıza. Bir sık iğne. Tekrar 15 zincir. Dip noktasına batıp kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz yuvarlağı. 4 zincir. Örgüyü çeviriyoruz ve bir önceki yapmış olduğumuz yaprağın bize yakın olan dibindeki zincire bir sık iğne batıyoruz. 2 doladık ve döndük. Bu yuvanın içini de yine üçlü trabzanlarla dolduruyoruz. Evet. Toplam 25 tane her bir yuvaya üçlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde tüm yaprakları yapalım. Toplam 8 tane olacak zaten. En sonuna gelince bağlantıyı beraber yapalım. Evet, sıranın bitişini beraber yapalım. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaprak yaptık. Şimdi her bir yaptığımız yaprak bir öncekinin arkasındaydı yarısı. O yüzden bunun önünden sabitleyeceğiz. Bu ilk yaptığımız yaprak, son yaptığımız yaprağın bir kısmı arkasında kalacak. 25 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra şu ilk yaprağımızın altındaki boşluğa bir sık iğne batıyoruz. Böylece yapraklarımızı bitirmiş oluyoruz. Şuraya da bir başlangıç noktamız burasıydı. Kaydırma yöntemiyle batıp sıramızı tamamlıyoruz. Bir zincirle sağlamlaştırıp
keselim. Yine aynı iple devam edeceğiz ama yukarıdan başlayacağımız için ipi kestik. Şurada bir yere sağlamlaştırırız. Şimdi üst kısmı yapacağız ve eklemesini yapacağız en son sırada. Bir ilmek oluşturalım. Burada toplam 25 tane üçlü trabzanımız vardı. Herhangi bir yapraktan başlayabiliriz. 25 tane üçlü trabzanın en ortadaki 5 tanenin üzerine sıkı iğne yapacağız. O yüzden sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.ye battık. Sıkı iğnemizi yaptık. Bir zincir çekelim bu başlangıç noktamıza. 4 tane daha yapacağız. 1, 2, 3, 4. Toplam 5 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir. Bir sonrakine geçtik. Sayıyoruz alttan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.ye battık. Bu 1. Sonrakine battık. 2, sonrakine battık. 3, sonrakine battık. 4, sonrakine battık. 5. Toplam 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptık. Geçişte yine 7, 8, 9, 10 zincir. Yine sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11.ye batıyoruz ve her birine birer tane, toplamda 5 tane. Bu şekilde tüm sırayı yapalım. Şimdi bir, iki, üç, dört. Şu başlangıç yerimize batalım. Sırayı bitirelim. Sonra bir zincir çekelim. Sonraki dört taneye sık iğne yapacağız. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş zincir. Bir kere doladık. 1, 2, 3, 4, 5. zincire, zincirin içine bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir kere doladık. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5 tanenin 4 tanesine batacağız. Zaten birinciye batamayız. Sık iğne olduğu için. 1, 2, 3, 4 tane. Birinciden başlayalım. 1, 2, 3 ve 4. Bu şekilde boşluklar oluşturacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1 doladık. 1, 2, 3, 4, 5.ye battık. Zincirin içine batacağız. 5 zincir. 1 doladık. Aynı yere bir tane daha. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve işlemi tekrarlayıp bitirelim bu sırayı. Evet, sıra sonundayız. 5 zinciri çektik. Başladığımız sık iğnenin tepesine bir tane şöyle kaydırma yöntemiyle batalım. Bu sırayı bitirelim. Bir zincir çekip öbür sıraya başlayalım. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptık. 5 ile başladık, 4 ile devam ettik, 3 ile
Son sırayı örüyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Buraya şu boşluğa bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve hemen trabzanımızın tepesine bir pıtırcık. 2 zincir. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve trabzanın tepesine bir pıtırcık. 2 zincir, aralarda ikişer zincir var. İkili trabzan. Beş tane zincir, bir pıtırcık. Aynı yere bir tane daha. Beş zincir, bir pıtırcık. İki zincir, aynı yere bir tane daha. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir pıtırcık, iki zincir. Bir, iki, üç, dört, beş. Aynı yere bir tane daha. Toplam 6 tane pıtırcıklı trabzan yapıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 zincirle geçiyoruz. Burada 3 tane sık iğne yapacağız. 3, 5 zincirle geçelim. Bir doladık, bu boşluğa battık. 5 zincirle bir pıtırcık oluşturduk. 2 zincirle tekrar 2 trabzan. Bu şekilde toplamda kaç tane? 8 tane yuvamız var. 8 yuvaya da bunları yapalım. En sonuna yaklaşırken beraber diğer motife eklemesini de yapalım. Şimdi ekleme kısmına geldik. Bu ilk eklemeler olduğu için sadece 2 tepecikten ekleme yapacağız. Ama yanında falan olsaydı diğer tarafa doğru da ekleme yapacaktık. Şimdi eklemeyi yaparken ilkine 1, 2, 3 tane pıtırcığı yaptıktan sonra 4. pıtırcıktan ekleyeceğiz. 2 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3'ünü yapmışız. 4.deyiz. Diğer motifimizi elimize alıyoruz ve İkili motifin de tersini birbirine karşılık getiriyoruz. Buradan da sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncüyü ekliyoruz. Bir sık iğne yaptık. 2 zincir çektik. Geri döndük. Pıtırcığımızı tamamlıyoruz. 2 zincir. Bir tane ikili trabzan. 2 zincir. Bir kere daha bağlıyoruz. 2 zincir ve pıtırcığımızı tamamlıyoruz. 2 zincir, bir pıtırcık daha yapacağız. Toplam 6 tane olacaktı. Bunu boş, bunu eklemiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle geçiyoruz ortaya. 3 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geçtik buraya. Bir pıtırcığımızı yapalım. Bunu eklemeyeceğiz. 2 zincir. İkinci pıtırcığı yaparken hemen karşılığına gelen bir ikincisini ekliyoruz. 2 zincir. Pıtırcığımızı tamamlıyoruz. 2 zincir, bir trabzan, pardon, 2 zincir, bunu da ekleyeceğiz. İkişer noktadan ekleme yapıyoruz her bir tepede. Pıtırcığı tamamlayalım. 2 zincir, 5 zincir, bir pıtırcık daha. Artık motifimiz bitiyor. Aynı yere bir tane daha. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir tane daha yapacağız. Bu
Patırcığımızı da yaptık. 5 zincirle geçiyoruz. Başlangıç noktamıza ilk sık iğnemizin tepesine kaydırma yöntemiyle batıp bir zincirle sağlamlaştırıyoruz ve kesiyoruz. Böylece motifimizi bitirmiş olduk. Evet. Bence güzel bir motif. Her şeyi yapabiliriz. Aslında düşünüyorum bu ipliğimden var. Acaba şöyle baharlık bir bluz mu yapsam ama çok gönül çok şey istiyor da zaman yok yapmaya. Evet, bugünkü motifimiz bu kadar. Umarım sizin de severek yapacağınız bir motif olmuştur. Başka bir videoda başka bir modelle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.